Aslında sizinle yaptığımız sohbet vesilesiyle insanlar İzmir'e dair de daha fikir sahibi olacaklar diye düşünüyorum. O yüzden bazı sorularımı da ona göre hazırladım. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Geçtiğimiz pazar günü Anneler Günü'nde ilk ziyareti Zübeyde Hanım'ın kabrine gerçekleştirdiniz. Çünkü Atatürk de annesini bu şehre emanet etmişti zaten. Fakat zaman zaman İzmir bu anlamda da Atatürk'ü putlaştırdığı ya da çok kemalist tırnak içinde davrandığı için de gündeme gelebiliyor. Siz Atatürk konusundaki İzmirlilerin hassasiyeti için ne söylemek istersiniz bu anlamda, bu eleştirilere? Yani İzmir kurtuluşun ve kuruluşun şehri. Bu tereddütsüz bir gerçek. Ve Mustafa Kemal Atatürk, yani bu cumhuriyetin kurucusu, anasını İzmir'e, Karşıyaka'ya emanet etmiş. Şimdi bu yok sayamayacağınız, görmezden gelemeyeceğiniz bir gerçek. İzmirliler olarak biz de bununla gurur duyuyoruz. Yani bu devletin, cumhuriyetimizin kurucusunun anası bize emanet. İlelebet de o emanete sahip çıkacağız. Şimdi bu anne meselesine biraz gelmek istiyorum. Yani burada daha fazla söyleyecek bir şey bilemiyorum. Yani eksik bıraktığım bir şey varsa söyleyeyim. Evet, yani tartışacak bir şey yok. Bundan daha doğal bir şey olamaz. O emanete ilelebet sahip çıkacağız. Çünkü o bize atamızı bahşetti. Yani o ana atamızı bize verdi. Daha ne olabilir ki? Yani tabii ki sonuna kadar, sonsuza kadar sahip çıkacağız. Ama bu annelik meselesinde, Anneler Günü'yle ilgili bir şeyler söylemek isterim. Çünkü biz annelerimizi anne olarak çok severiz, çok saygı duyarız. İşte müşfiktirler, kucağında büyüdük. Ama onları eşit bireyler olarak, bu toplumun eşit bireyleri olarak görme noktasında bir zafiyetimiz var. Yani onun için kadına şiddet diye bir şeyle uğraşıyoruz hala. Onun için toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu kuruyoruz. Hala siyasal partiler kadın kotası koyuyorlar. Yani bunlar mesela kabul edilebilir, anlaşılabilir şeyler değil. Çünkü yine o atamız, yani Mustafa Kemal Atatürk, dünyadaki birçok ülkeden çok daha önce Medeni Kanun diye bir kanunu bu topluma hediye etti. Kadın erkek eşitliği ile ilgili onlarca yıl önce muazzam büyük bir adım attı. Kadınları özgürleştiren, toplumu eşit bir hale getiren ve biz hala o rotadan şaşmış vaziyetteyiz. Hala tam onun izinden yürümüyoruz. Özellikle bizim şunu anlamamız lazım. Senede bir gün Anneler Günü kutlamakla annelerin hakkını teslim etmiş olmayız. Bizim onların toplum içinde eşit bireyler olduğunu kabul etmemiz, anlamamız lazım. Bunu içimize sindirmemiz lazım ve bunun için mücadele etmemiz lazım. O mücadele konusunda da bir iki cümle söyleyerek bitireyim. Dilimizi değiştirmemiz lazım, dilimizi. Adam gibi çalışmak, adam gibi başarmak, adam gibi konuşmak, erkek sözü vermek. Ya bütün bunlara baktığınız zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani dilimizi değiştirmemiz lazım. Bunu biz kendi aramızda konuşuyoruz ve büyük bir rahatlıkla konuşuyoruz. Çok çalışkan biri için adam gibi çalışıyor mesela. Veya söz istediğimiz zaman erkek sözü ver diyoruz mesela. Yani bunları mesela dilimizden atmamız lazım. Bu dille, bu bilinçle, bu algıyla biz bu eşitlikte adım atamayız. Başlamak, bu eşitlik için gerçekten samimi bir başlangıç yapmak istiyorsak önce dilimizi düzelterek başlamalıyız diyorum ve bitiriyorum. Evet. İlk başlarken belediye çalışanlarına verdiğiniz 12 yaş altı çocukları olan çalışanlarınıza verdiğiniz izne zaten bu dile dikkat ettiğinizi görmüştük. Sadece annelere değil babalara da, ebeveynlere bir izin vermiştiniz. Evet, yani ben de hataya düşüyor olabilirim. Bizim de toplumun içinde alışkanlıklarımız var. Hala dilimizi arındıramadığımız bu tür kalıntılar olabilir ama birbirimizi uyarmalıyız. Birbirimizi bu konuda davet etmeliyiz. Doğru dil kullanmaya, buna özen göstermeye davet etmeliyiz. O zaman çünkü o farkındalık büyüyecek, o bilinç düzelecek ve daha iyi bir yere doğru gidecek. Bu konuda mükemmel olduğumu asla düşünmüyorum. Sadece buna gayret ediyorum ve herkes buna gayret etsin istiyorum.
Şimdi Atatürk'ten de söz açılmışken 19 Mayıs geliyor. Onun bizlere armağan ettiği bir gün ama sokağa çıkma yasakları olacak o günde görüldüğünüzde. Peki sizin İzmirliler için o günü daha iyi geçirmeleri için sürprizleriniz olacak mı onlara 19 Mayıs için? Evet, yani bizim 23 Nisan'da da aslında benzer bir çalışmayı yaptık. Artık dijital ortamda ne yazık ki yapabiliyoruz. Evet. Yine büyük bir heyecanla ve büyük bir coşkuyla hazırlanıyoruz. Ne yazık ki meydanlarda kutlamak yine mümkün olamayacak. Ama onları evlerinde mutlu etmek için birçok sürpriz hazırlıyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyorlar şu anda. O güne de hazır olacağız.